Görsellik desen var. Yönetmenlik Oscar'lık. Hikaye zaten olağanüstü. Demek isterdim ama efsane üçlemeye büyük bir saygısızlık yapmış olurum. Peki neden Rings of Power yani güç yüzükleri beğenilmedi? Aslında bunu birazcık sorgulayıp araştırmaya başladığımızda her şey gün yüzüne çıkıyor. Dizinin IMDb sayfasına geldiğimizde çoğumuzun bildiği gibi buradan yönetmenleri ve oyuncuları görebiliyoruz. Güç Yüzüklerinin yaratıcıları ve baş senaristleri Patrick McKay ve John D. Payne. Şöyle bir bakalım filmografilerine. Bunlar kim? 1 milyar dolar gibi büyük bir para ellerine verilmeden önce şimdiye kadar ne tür işlere imza atmışlar? Evet. Görüldüğü üzere ilk defa Güç Yüzüklerinde yapımcılığı üstlenmişler. Senarist olarak da bir tek Star Trek Beyond'da yer almışlar. Keşke en azından birçok kısa film tarzı işlerde de yer alıp kendilerini geliştirmiş olsalardı. 1 milyar dolar gibi bir bütçenin kendini yeni geliştirmeye başlayanlara verilmesi ne kadar doğru orası tartışılır. Hikaye tam olarak şu. Amazon'un yöneticileri dizinin yapımı için birçok yapımcı, yönetmen ve yazarla görüşüyor. Bunlardan Endgame'in yönetmenleri olan Russo kardeşler 3. çağda geçen bir Aragorn hikayesi teklif ediyor. 4 Oscar'a aday gösterilmiş olan Anthony McCarton başka bir teklifte bulunuyor. Bu ikili ise eski patronları olan J.J. Abrams'dan kendileri hakkında güzel şeyler söylesin diye Amazon ile iletişime geçmesini istiyor. Ve gerçekten de Lost'un yaratıcısı J.J. Abrams bu ikiliyi Amazon'a öneriyor. J.J. Abrams gibi ünlü bir isim bu ikilinin arkasında durunca Amazon da tabii ki kabul ediyor. Endüstride o kadar başarılı, tecrübeli yönetmenler ve yazarlar varken bu ikiliye Tolkien'in evrenini ve 1 milyar doları emanet etmek. Bu ikilide bir potansiyel gördüler ve hadi onlara bir şans verelim dediler belki de. Verdik şansı ama birinci sezon hikaye bakımından ne yazık ki hayal kırıklığıydı. Normalde bu showrunnerların değiştirilmesi gerekiyor ama anladığım kadarıyla ikinci sezon da onlara emanet. Anlayacağınız sırf J.J. Abrams bu ikilinin arkasında durdu diye torpil geçmişler. Bir sonraki Game of Thrones olacağız düşüncesiyle yola çıkan Amazon'a hiç yakışmayan bir hamle. Değinmek istediğim bir başka konu daha var. Eğer diziyi beğenmediysek ırkçıymışız meselesi. Böyle düşünen insanlar var. İnsanlara senaryonun yetersiz olduğunu açıklamaya çalışıyoruz. Adamlar geliyor bize siz ırkçısınız diyor. Ben oyuncuları şahsen başarılı buldum. Galadriel'den tut Arondir'e kadar oyuncuların hepsi kendilerine verilen karakteri çok iyi canlandırmışlar. Karakterin şu sahnede bunu demesi, o sahnede şunu yapması oyuncuların hatası değil. Sonuçta senaryoyu oyuncular yazmıyor. Kendilerine ne tür bir replik veriliyorsa, nasıl yönlendiriliyorlarsa onu en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlar. Irkçılık meselesine geldiğimizde, önceki videolarımda belirttiğim gibi Tolkien bu evreni bir İngiliz mitolojisi yazma amacıyla kaleme almıştı. Siyahı beyazı geçtim, İngiliz dışında kimseyi oynatmayın daha iyi. Ama ben bu şekilde düşünmüyorum. Kim olduğu fark etmeksizin başarılı bir oyuncu, başarılı bir oyuncudur. Netflix'in The Witcher dizisindeki Yennefer, hayalimizdeki Yennefer gibi değildi. Ama Yennefer'ın oyuncusu Yennefer'ın karakterini çok iyi özümsemişti. Ya da başka bir örnek vermek gerekirse yine The Witcher dizisinde karşılaştığımız Francesca karakterini oynayan oyuncu yarı Jamaikalı, yarı İngiliz. Makyaj öncesi ve sonrasına baktığımızda aslında oyuncunun dış görünüşü değil de oyuncunun oyunculuk kabiliyeti ve kamera arkası ekipte bulunan makyaj artistlerin, kostüm tasarımcılarının ortaya koydukları iş daha önemli. House of Dragon'da da farklı oyuncuların kullanılması eleştirildi ama bu puanlarına yansımadı. Çünkü oyuncuların nereli olduğundan çok izleyicilerin asıl ilgilendikleri şey etkileyici bir hikayeye tanık olmak. Diğer türlü yok ben gerçekten ırkçıyım, siyah oyuncu görmek istemiyorum kafasındaysan... Stop it. Get some help. Dizinin yaratıcıları Jackson'ın üçlemesi gibi defalarca izlenen bir klasik yaratmayı hedeflediklerini dile getirmiş. Hedeflerini büyük tutmaları güzel bir şey ama dizi orijinallikten uzak ve Peter Jackson'ın Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin gölgesinde kalmış vaziyette. Yüzük kardeşliğinde Galadriel'in sesiyle açılan sahnenin bir benzeri dizide de kullanıldı. Arwen'in atına hızlan sözü Galadriel tarafından da söylendi. Balrog'un tasarımı bile neredeyse aynı,
Eski kitaplarda balroglar boynuzlu veya kanatlı varlıklardır şeklinde tasvir edilmemiş. En azından farklı ve daha etkileyici bir balrog tasarımı ile karşımıza çıksalardı bu daha iyi bir adım olurdu. Taklitler aslını yaşatır diye bir söz var. Gerçekten de dizi taklit olmanın pek de ötesine geçemedi, görsellik hariç. Yanlış anlamayın, filmlere yapılan göndermeler gerçekten hoşuma gidiyor. Ama biraz da özgün olmaya dikkat etmeleri lazım. Yoksa bir klasik olma hayallerinden vazgeçmeleri gerekecek. Showrunner'lar dizinin Narnia gibi değil, Braveheart gibi olacağını da vurgulamış. Bu konuyu tekrardan düşünmeleri gerekiyor. Dizide geçen Papi'nin söylediği şarkının sözlerini sevdim. Tolkien'e yakışır sözlere sahip bir şarkı. Ama dinlerken aldığım hissiyat kesinlikle Orta Dünya hissiyatı değil. Kulağa daha çok Disney şarkısı gibi geliyor. Disney şarkılarını çok severim bu ara. Ama o tarz müzikleri bu Orta Dünya evrenine kesinlikle yakıştırmıyorum. Melodinin ve şarkıyı söyleyenin değiştirilmesini isterdim. Gelelim dizinin en büyük sorununa. Olaylarla ve karakterlerle bağ kuramıyoruz. Çünkü duyguların yansıtılma biçimi senaryoda dengeli ve anlamlı değil. Örnek vermem gerekirse bu karakterin ölümü hakkında ne hissettiniz? Kano! Ya da bu karakterin. Muhtemelen bu karakterlerin adlarını bile hatırlamıyorsunuzdur. Galadriel'in Halbrand'a abisine olanları anlattığı ve ağladığı sahnede neler hissettiniz? Arondir ile Bronwyn arasındaki aşk hikayesi size neler hissettirdi? Ben size kendi düşüncemi söyleyeyim. Hiçbir şey. Karakterlerin motivasyonları o kadar yetersiz tasvir ediliyor ki karakterlerle empati kurmamız engelleniyor. Yüzüklerin Efendisi üçlemesini izlemiş olanlar ne demek istediğimi şimdi anlayacaklar. En can alıcı noktalardan biri olan Boromir'in ölümü hemen hemen herkesi etkilemiştir. Hobbitleri kılıç kullanma konusunda eğitmiş ve onlarla keyifli bir zaman geçirmiş. Gandalf'ın uçurumdan düşmesinden sonra bile üzüntü içerisindeki hobbitlere yas tutmaları için zaman tanınmasını istemiştir. Hatta yüzük onu baştan çıkarsa bile Merry ile Pippin için kendini feda etmiştir. Ağır yaralanan Boromir artık Aragorn'u kralı olarak kabul etmiş, ölümlü bir insan olmasına rağmen bir kahraman olarak değil belki ama halkına çokça değer veren Gondor'un oğlu Boromir olarak ölmüştür. Frodo ile Sam'in hikayesine hiç değinmeme gerek yok sanırım. Yaşadıkları zorluklar, acılar karşısında küçük olmalarına rağmen birlikte verdikleri mücadele en katı yürekli insanı bile etkileyecek seviyede. Aragorn ile Arwen'in aşk hikayesi yine çok dokunaklı. Babası Elrond'un bilge sözleriyle bile fikrini değiştirmeyen ve ileride öleceğini bilse de Aragorn'dan asla vazgeçmeyen Arwen ile Aragorn'un sahneleri yine izleyiciyi derinden etkilemeyi başarıyor. Aşk hikayelerini sevmeyen biri olarak söylüyorum bunları. Gerisini siz düşünün. Pelennor Çayırları Savaşı'ndaki sahneleri artık bilmeyen yok. Rohan ordusunun atlarını sürdüğü sahne sinema tarihinin efsanelerinden biri. Bunlar gibi sayabileceğimiz küçük sahnelerden büyük sahnelere yıllar geçmesine rağmen izlerken hala duygulanabiliyorsak gerçek başarı budur. Peki filmler başarılı da dizi neden başarısız? Cevap çok basit. Çünkü filmlerde büyük emekleri geçen oyuncusundan tasarımcısına, yönetmenine kadar birçok kişi yaptıkları işi seviyorlardı. Birlikte eğleniyorlar, birlikte hüzünleniyorlardı. Bu duygular önce esere, daha sonra izleyiciye ulaştı. İşin en güzel yanı ise aradan yıllar geçmesine rağmen ekibin arasındaki dostluk hala devam etmekte. Bir eserin insanlar arasında bu denli bir sevgi yaratması sinema tarihinde en tatlı şeylerden biri olabilir. Amazon'un güç yüzükleri ise ne yazık ki bundan yoksun. O kadar eleştirdik, şimdi gelelim dizinin olumlu taraflarına. Dizideki görsellik çok güzel. Adeta Rönesans tablosu gibi görüntülerle karşılaşmaktayız. Hatta birçok sahneyi bile wallpaper olarak kullanmışımdır. Bazı tasarımları beğenmesem de kostüm tasarımlarını genel anlamda sevdiğimi söyleyebilirim. Müzik konusunda Galadriel'in ana müziği dışında hemen hemen birçok müziğe bayıldım. Oyuncuları iyi bulduğumu söylemiştim zaten. Yönetmenlik konusuna gelince bazı sahneler biraz tartışmalı ama senaryoya oranla kullanılan çoğu çekimlerin yine kaliteli olduğunu söyleyebilirim.
Bu showrunner'lara ilk sezondan bu yana neler öğrendikleri ve ikinci sezon için neler planladıkları soruluyor. Patrick McKay ise bu soruya cevap verebilmesi için bir saat boyunca konuşması gerektiğini söylüyor. Dizide emeği geçen herkesin büyük bir öğrenme deneyimiyle karşılaştığına dikkat çekmiş. Ayrıca Tolkien hayranlarının dile getirdiği ilk sezondaki bazı bölümlerin zayıf olduğunu kabul ettiklerini ve bunları yaratıcı ekiple görüştüklerini söylemişler. Payne'in dediğine göre öğrendikleri en önemli şeylerden biri de küçük bir sahnenin bile büyük olaylara katkı sağlaması gerektiğiymiş. Ve kesinlikle buna katılıyorum. İkinci sezon içinse her alanda daha büyük ve daha iyi olmayı hedeflediklerini açıklamışlar. Bu açıklamalarda ne kadar samimi oldukları tartışılır. Ama umuyorum The Witcher dizisinde yaptıkları gibi hikayenin raylarından çıkmaya devam etmezler. Henry Cavill'ın Geralt rolünü bırakması da gerçekten üzücüydü. Lakin bunu dizinin yaratıcıları ve senaristleri hak etti. Henry Cavill'ı suçlayamam. Çok sevdiğim bir evrenin içine etselerdi, ki zaten ettiler, o işten ben de ayrılırdım. Para onların olabilir. Zaten günümüz fantastik dizilerin ve filmlerin çivisi çıkmış vaziyette. Her şey geriye nasıl efsanevi bir eser bırakırız düşüncesinden çok, nasıl bir entrika kovalarsak daha çok ün ve para elde ederiz zihniyetinde. Bu konular hakkında çok konuşurdum ama video uzayacak. Dizinin ikinci sezonunun çekimleri 3 Ekim'de başlamıştı. 2023'ün sonunda veya 2024'te gelmesi bekleniyor. Daha iyi bir sezon için bu süre zarfında attıkları adımlarda daha dikkatli olmaları gerekiyor. Ve umuyorum orta dünyayı gerçekten severler ve bu sevgilerini biz izleyicilere de yansıtırlar. Çünkü sevilerek yapılan bir işin kaybetme lüksü yoktur. I think probably for me the toughest was Elijah. All right. It's his journey, it's his story. We start with Frodo and we finish with Frodo. Because I was also preparing to leave. You know, it was my goodbye too. It was really quiet, you know. It had really quietened down. And everyone was there. They were doing it over and over again. And one more. Here we go, and action. Looking over at Pete and you could just see him just not wanting to stop, you know. There's room for a little more. And cut. That's great, we'll check the gate. Good. lovely last shot. Thank you.